kıbı cihar yari güzin dört halifenin üstünlükleri seyit eyüp bin Sıddık 32 yine mesabihte deavat dualar bölümünün sahih hadisler sonunda ebu hureyre radiyallahu teala hazretlerinden rivayet olunmuştur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki her nebi için bir daveti müstecabe vardır. Her peygamberin bir duası kabul olundu. Her peygamber duasının kabul olunması için acele etti. Peygamberler ala nebi ve aleyhissalatu ve selam Allahü tebareke ve teala'ya ümmetleri üzerine denizde boğulmaları, suda garg olmaları, zelzele, sayha, taş atılması, kötü şekle girmek ve yere batması gibi felaketleri için dua ettiler. Ben duamı ümmetim üzerine şefaat etmek için sakladım. Allahü Teala'ya şirk koşmadan ölmüş olan kimseye benim şefaatimi Allahü Teala kabul eder. Müslim hadis kitabını şerh eden demiştir ki İnşallah buyurdukları temenni ve teberrük içindir. Allahü Subhanehu ve Teala Hazretlerinin şu emri şerifine imtisalen buyurdu. Yarın ben şu işi yaparım demeyin. İnşallah yaparım deyin. Kehf suresi 23. ayeti kerime meali. Bazı şarihler buyurmuşlar ki bu hadisi şerifte müminlerin asilerinin cehennemde sonsuz kalmayacaklarına delil vardır. Zira şefaat hastalığa ilaç gibidir. İlaç ruh sahibi olan diri kimseye şifa verir. İman ruh gibidir. Günah hastalık gibidir. Şirk Allahü Teala muhafaza etsin ruhsuz meyyit gibidir. Madem ruh vardır, ilaç faide verir ruh çıktıktan sonra ilaç da faydasız kalır 33 Yine mesabihte tesbih tahmid tehlilin sevabı babında bildirilen Hasan hadisi şeriflerde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki Miraç gecesi İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım bana dedi ya Muhammed benden ümmetine selam söyle onlara haber ver ki muhakkak cennetin toprağı tayyiptir suyu tatlıdır zemini düz ve ağaçsız olduğundan oraya dikilen fidanın subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve'llahu ekber olduğunu haber ver türpüştü rahimehullahü teala demiş ki fidan tayyip temiz toprakta yetişir tatlı su ile gelişir ekinin iyisi düz ve ağaçsız arazide olur bu kelimeleri söyleyen cennete varis olur buyurulmuştur cennette ağaç dikmek için uğraşmak boşa gitmez zira oradaki ekinin telef olması çabuk çürümesi yoktur 34. Yine mesabihte hesap, kısas ve mizan babında hasen hadis olarak bildiriliyor. Ebu Emame radıyallahu teala hazretlerinden rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden işittim. Buyurdular ki: Rabbim bana ümmetimden yetmiş bin kimseyi hesap ve azab olunmadan cennete dahil etmeyi vaad etti. Bunlardan her bin ile yetmiş bin kişi dahi ve Rabbimin avuçlarıyla üç avuç miktarı kimseler cennete girer. Müslim kitabını şerh eden demiştir ki, avuç avuç, kavli şerifinden murat, ümmetin cennete çok gireceğinden mübalagadır. Yoksa avuç ve ölçü, Allahü Teala için yoktur. Allahü Teala mahluklara ait şeylerden münezzehtir, uzaktır. Buradaki mübalağadan maksat hadsiz ve hudutsuzdur. Bu ümmetten hesap ve azap görmeden cennete girenlerin çok olduğu bildirilmektedir. Fakat bu Allahü Teala'nın rahmet deryasının genişliğine nispeten bir avuç buğday menzilesindedir. 35. Yine mesabihte o hadisi şerif yazıldıktan sonra bir hadisi şerif rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki muhakkak ki Allahü Teala kıyamet günü insanlar arasından ümmetimden birini seçer. Onun için her birinin uzunluğu gözün görebildiği yere kadar olan 99 amel defteri neşreder, ortaya çıkarır, açar. Eseriden nakledilmiştir ki bu her amel defterinin genişliği ve uzunluğu insanın gözünün görebildiği yere kadardır. Sonra Allahü Teala o kimseye bu amel defterinde yazılı olanlardan bir şeyi inkar edebilir misin? Sana benim hafaza meleklerim, zulmettiler mi diye sorar. O kimse der ki, hayır ya Rabbi. Sonra Allahü Teala Hazretleri buyurur ki, senin için bir özür var mıdır? Okul, hayır ya Rabbi der. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur ki, evet, muhakkak ki bizim indimizde senin için bir hasene vardır. Bugün asla sana zulmedilmez. Sonra Allahü Teala üzerinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü yazılı olan bir kağıt çıkarır. O kimseye terazini hazırla buyurur. Okul ya Rabbi bu amel defterlerinin yanında bu kağıdın ağırlığı ne olur ki der. Allahü Teala buyurur ki: Bugün sana asla zulm olunmaz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri sözlerine devamla buyurdular ki: Sonra amel defterleri bir kefeye, o kağıt bir kefeye konur. Amel defteri hafif, o kağıt ağır gelir. Allahü Teala'nın tevhidini bildiren kelimeyi tevhid karşısında masiyetten hiçbir şey ağır gelemez. Bilakis kelime-i tevhid bütün masiyetler karşısında ağır gelir. 36. Yine Mesabih kitabının Kur'an-ı Kerim'in faziletleri bölümünün Hasan hadisler faslının evvelinde Ebu Said el Hudri radıyallahu teala hazretlerinden rivayet edilmiştir. Buyurdu ki: Ben muhacirlerin fakirlerinden bir cemaat ile oturuyordum. Bazılarının üzerine elbiseleri örtmediği için birbirlerini siper ederler idi. Bir kari yanımızda Kur'an-ı Kerim okuyordu. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem o sırada gelip yanımızda durdu. O kari sükût etti, sustu. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem selam verdi. Sonra buyurdu: Siz ne işlersiniz? Ne yapıyorsunuz? Biz dedik ki: Kitabullah'ı dinliyorduk. Buyurdu ki: Allahü Teala'ya hamdolsun ki ümmetimden beraber bulunmaya emrolunduğum kimseler kıldı. Mefatih kitabının sahibi beyan etmiştir. Allahü Teala'ya hamdolsun ki ümmetimden salihler, fakirler ve kendine yakın kıldığı bir zümre yarattı. Onları kendine çok yakın kılması sebebiyle bana onlarla birlikte bulunmaya sabretmemi emretti. Kehf suresi 28. ayetinde mealen sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma. Bizi anmaktan gafil kıldığımız ve işinde aşırı giderek hevesine uyan kimseye uyma buyurdu. Bu ayet-i kerimedeki sabr haps hakim olmak demektir. Sabah akşam Rablerinin rızasını dilerler. Buyurulmasını müfessirler onlar Kur'an-ı Kerim'i ve ahkamı ı İslamiye'yi sabah ve akşam senden öğrenirler demektir diye tefsir etmişlerdir. Ayet-i kerimede onun veçini isterler. Buyurulmasını ise onlar Allahü Teala'nın rızasını talep ederler diye tefsir etmişlerdir. Gözlerini onlardan çevirme buyurulmasını da gözlerini bakışlarını onlardan çevirip zenginler tarafına bakma diye tefsir etmişlerdir..